Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 7 Ocak 2017 Cumartesi. Kış koşulları günün manşetinde. Evet, günlerdir beklenen kar geldi. Marmara bölgesiyle birlikte Bursa'da da tam anlamıyla beyaz esaret yaşanıyor. Kar çilesi özellikle Bursa-Balıkesir yolunda yoğun bir şekilde hissediliyor. Karacabey bölgesinde yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu oluşmuş durumda. Yüzlerce yolcu saatlerdir araçlarında kurtarılmayı bekliyor. İzmir yolundaki son durumu şimdi Olay Haber muhabiri Meva Coşkun'dan alacağız. Meva, tıpkı mahsur kalan yolcular gibi siz de aslında saatlerdir İzmir yolundasınız. Orada son durum nedir? Gün içinde neler yaşandı? Ferit Şen Ocak, senin de belirttiğin gibi Bursa-İzmir yolunda bugün kelimenin tam anlamıyla beyaz esaret yaşandı. Öyle ki Karacabey mevkii Çingenler Çeşmesi'nde gerçekleşen tırların devrilmesi sonucu trafikte aksamalar yaşandı ve 40 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Saatlerdir mahsur kalan araçlar buradaydı bugün ve oldukça zorlu şartlarda beklemelerini sürdürdüler. Tabii kar aralıksız yağmaya devam etti ve bu nedenle hem karayolları ekipleri hem de Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaşmakta oldukça güçlük çekti. Tabii biz şu anda Karacabey yolu güzergahındayız. 40 kilometrelik araç kuyrukları oluştu dedik ve dün akşam saatlerinden itibaren burada araçların beklediğini öğrendik. Yapmış olduğumuz röportajlarda 5 saat bekleyen, 7 saat bekleyen, dün akşam saatlerinden itibaren bekleyen yolcuların olduğunu gözlemledik. Tabii Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Karayolları Müdürlüğü'ne hem lojistik destek sağlayacağını hem de bölgedeki mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtımı yapacağını belirtmişti. Yaklaşık 5000 adet kumanya bölgedeki vatandaşlar için yola çıktı bugün. Hem AFAD ekipleri buradaydı hem de Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri buradaydılar. Ve yanlarındaki erzak ve tıbbi malzemelerle birlikte vatandaşlara yardımcı olmaya gayret ettiler. Tabii bu kapsamda altını çizmemiz gereken bir olay daha yaşandı. AFAD ekipleri hamile bir kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Onu hastaneye yetiştirdiler. Bu kapalı trafikte. Tabii bununla birlikte bir önemli başlıkta çevre bölgedeki insanların kasa kasa ekmeklerle burada mahsur kalan vatandaşlara yardım için geldiğiydi. Başköy mevkiine çok yakın bir noktadayız biz ve burada yaşayan duyarlı vatandaşların bu hassas davranışlarının da altını çizmekte fayda var. Tabii şu anda son durumu aktaracak olursak, özellikle gün içerisinde hem karayollarının hem de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışına rağmen sürdürdüğü çalışmalar neticesinde trafikte şu anda meydana gelen kaza ortadan kaldırılmış durumda. Araçlar trafikten çekildi ve şu anda trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sallanıyor. Ancak kamyon ve tırların henüz bekletildiğini belirtelim. Onlar da peyderpey trafiğe kontrollü bir şekilde çıkıyorlar. Bir altını çizmemiz gereken başlıkta özellikle trafikte mahsur kalan vatandaşların Karacabey spor tesislerinde belediye tarafından ağırlandığıydı. Orada ihtiyaçların giderilmesine yardımcı oldular. Ve şu anda oldukça sakin bir trafik var. Ancak özellikle Çanakkale-Susurluk yolunda şu anda bir trafik yoğunluğu yaşanıyor diyebiliriz. Şu anda İzmir-Bursa-İzmir yolunda gün içerisinde yaşananları haberimizde izleyelim. Bursa'da yoğun kar yağışı ulaşımda esarete dönüştü.
kayan araçlar yüzünden Balıkesir Bursa karayolu ulaşıma kapandı. Bursa istikametine araç geçişine izin verilmezken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ben öğlen geldim buraya ya. Yaklaşık bir 4-5 saattir bekliyoruz burada. Yolculuğumuz İzmir'e. Şuraya bir geldik. Tamam. Bu gece buradayız herhalde. Sıkıntı gün boyu devam etti. Bursa İzmir yolu Çingençeşme mevkiinde devrilen tırlar nedeniyle ulaşım durdu. Galiba kaza var. Kaza olduğundan dolayı biz de bekliyoruz yani. 40 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşurken binlerce sürücü ve yolcu mahsur kaldı. Şu anda bilmiyoruz, bilgimiz yok herhalde. 10 kilometre ileride arkadaşlarımız var, kapalı yol. Yani gidemiyoruz diyor, önümüz kapalı. Çift taraflı kapanan yolda saatler öncesinden İzmir ya da Bursa'da olması gereken otobüsler Ulaabat Gölü civarında mahsur kaldı. 4 saatten beri de buradayız zaten. Bursa'da kar yağışı hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Aşağı yukarı 6 saatten beri yoldayız yani. Bursa terminalinden İzmir istikametine gidecek otobüslerin çıkışına saat 11 sularından itibaren izin verilmedi. Yollarda kalan vatandaşlarsa mağduriyetlerini Olay Televizyonu'nun canlı yayınında telefon bağlantılarıyla anlattı. Şeker hastaları, çocuklar var, yaşlılar var, benzinlerimiz bitmek üzere, tuvalet ihtiyacı olanlar var. Gece saat 12'den beri yoldayız. İzmir şu anda Ulubat Gölü yakınlarındayız. Yaklaşık 8 saattir aynı yerdeyiz. 20-30 kilometrelik bir araç kuyruğundan bahsediyoruz. Erzak sınırlı, yakıt sınırlı ve insanlar panik halinde. Olay Haber canlı yayınına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, erzak, yakıt ve ekip talepleri üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Şu anda Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bizden de yardım talebinde bulundu. Ekip ekipmanlarımızı, araçlarımızı şimdi gönderiyoruz. Bir yandan araçlarımızı gönderirken bir yandan da uzun saatlerdir orada yolda bekleyen vatandaşlarımıza şu anda 5000 tane de kumanya gönderdik. O bölgeye de inşallah yakıt da ulaştırmış olacağız. Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu da canlı yayında yürütülen çalışmaları anlattı. Tek tek tırları yerlerinden kaldırmaya çalışıyoruz. Tek sorun kurtarma ekiplerinin oraya zor ulaşması. Şu an itibariyle çözülmesi en az 1,5-2 saat gibi bir zaman alacağını tahmin ediyoruz. Bursa'da kar yağışı devam ediyor. Ankara yolu istikametinde karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu an yollarımız açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Akşamdan beri çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yollarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmalara devam ediyoruz. Yollarımızda herhangi bir araçlarda kalma sıkıntı yok. Geceli gündüzlü devam ediyoruz çalışmalara. Vallahi zor çıktık. Bırak şeyi, balatayı da yaktı galiba biraz. Zorladık arabayı. Yapamıyoruz zincirsiz. Mecburen zincir takıyoruz. Vallahi çare yok. Takmanın çaresi yok. Ankara yolu Mezit Vadisi mevkiinde zincirsiz tır ve büyük dorseli araçların geçişine izin verilmedi. Mezitlerde yol açık, trafik polisleri zincir takıyorlar. Zincirsiz araçların geçişine evet, izin verilmedi. Doğrudur, doğrudur. İstanbul yolunda da karayolları ekipleri yolu açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Dün akşamdan beri yoğun bir şekilde kar mücadelesi yapıyoruz. Yollarımız herhangi bir şey yok yani yollarımız. Açık yol. Yollar açık, evet. Mutlaka kar lastiği olması lazım. Tabii bunun yanında zincirlerin de bulundurmasında fayda var. Bir de karayolların ekipleri çalışırken onlara yolları açmak için yol vermelerinde fayda var. Sevgili izleyenler, şimdi Bursa Karacabey yolunda, Bursa İzmir yolundaki son durumu almak için telefon attığımızda bir konuğumuz var. Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu telefon attığımızda. Sayın Yazıcıoğlu, bölgedeki mahsuriyet araçların mahsur kalması durumu sanırım azaldı iyice. Tek şeritten verildiğini biliyoruz en son. Son durum nedir, bize aktarır mısınız? Doğrudur. Şu an Bursa, Ankara, Bursa, İstanbul istikametinde bir sıkıntımız yok. Ancak Bursa Karacabey yolunda Çingençeşme mevkiinde Ulaabat tarafında kesimde gündüz kapanan yerler açıldı. Tek şeritten verildi. Ancak şu an itibariyle çok aşırı tipin nedeniyle gene yollarımızda yer yer tıkanmalar oluyor. Ancak ekiplerimiz şu an iş başında tamamen kısım olan tıkanmalar ortadan kaldırmaya çalışıyor. Özellikle arasında kesimde
Şu an görüş mesafesi hiç yok. O bölümde şu an ekiplerimiz tamamen çalışmalara devam ettiriyor. Ancak burada tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmamasından dolayı yolda tıkanmalar var. Sayın Yazıcıoğlu, peki şimdi sık sık kazalarla ve araç trafiğiyle gündeme gelen İnegöl Mezitler yolunda herhangi bir problem var mı? Şu an yok. Ekiplerimiz tamamen 24 saattir iş başındalar. Hiçbir şekilde orada tıkanma söz konusu olmadı. Tabii ki zincirsiz araç çıkmaması gerekiyor. Ancak orada Bursa-Ankara Mezitler mevkiinde, Bursa-İzmir mevkiinde herhangi bir tıkanmamız kesinlikle söz konusu değil. Sadece şu an en yoğun tipinin yaşandığı Bursa Karacabey istikametinde sorunlar yaşıyoruz. Ama ekiplerimiz tüm gücüyle şu an lokal de olsa lokal bölümlere erişmeye çalışıyorlar. Peki, bilgileri aktardığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Bursa-İzmir yolundaki durumu aktardık. Şimdi Bursa'yı düzeltiyorum. Bursa'yı Ankara ve İstanbul'a bağlayan yollardaki duruma bakalım. Olay Haber muhabiri Burak Demirci karşımızda. Burak. Şehir merkezinde durum. Ferit Çen Ocak aslında az önce Karayolları 14. Bölge Müdürü de Bursa'yı çevre illere bağlayan İzmir yolu ve diğer yollardaki son durumu aktardı. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul yolunda şu an herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtelim. Karayolları ekipleri çalışmalarını bu bölgelerde aralıksız olarak sürdürüyorlar. Özellikle Yalova yolu süpürgelik mevkiinde büyük araçların, tırların yolun durumuna göre zincir takmaları gerekebileceği uyarısını yine de biz yapalım. Zaten Ankara yolu Mezitler mevkiinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Tabi Bursa'da aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin de karla mücadelesi aralıksız sürüyor. Hem kent merkezinde hem de 17 ilçede mahallelerde şu an özellikle kar yağışının yoğun olduğu 100'e yakın mahalle yolunun ulaşıma açılması ki bu yollar ulaşıma açılıyor ama kar yağışı devam ettiği için peyderpey kapanıyor. Ekipler de çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırmış durumdalar ve 24 saat esaslı çalışmalar sürecek. Bursa'da kar yağışının yoğun olarak görüldüğü noktalardan biri Uludağ yolu ve Uludağ yolunda da kar yağışı ile birlikte yine bildik manzaralar oluşuyor. Kar lastikli araçların bile zirveye çıkamadığını belirtelim ki nitekim de jandarma bölgesinden itibaren zincirsiz araçların Uludağ çıkışına izin verilmiyor ve zirvede de kar kalınlığının 2,5 metreye yaklaştığını söyleyelim. Biz şu an yayınımızı Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden yapıyoruz. Hem burada geldiğimizde Bursa İstanbul yolundaki son duruma baktık. Yolun işlediğini, bir sıkıntının olmadığını söyledik. Ama yayını buradan yapmamızın asıl nedeni ise az önce izlediğimiz ve bilgiler aldığımız İzmir yolundaki gelişmeler. Karayolları 14. Bölge Müdürü de aktardı. Orada çalışmalar devam ediyor. Aksaklık tam olarak giderilebilmiş değil. Peki Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni ilgilendiren kısmı neresi? Bursa-İzmir yolu kapalı olduğu için sabah saatlerinden itibaren İzmir yönüne gidecek otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyordu. Bu durumun devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda hala Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden araçların İzmir yoluna gidişine izin verilmiyor. Ve şu anda da burası Bursa'da bayramlarda işte buna yakın yoğunluk oluşuyordu terminalde. Şu an bayramlardaki yoğunluğa yakın bir yoğunluk söz konusu. Bunun nedeni de hem Çanakkale hem Balıkesir hem İzmir, Muğla, Aydın o istikamete, o aksa gidecek yolcuların henüz otobüslerine binemediği, otobüslerin hareket edemediği için burada beklediklerini görüyoruz. Ve bu bekleyişte İzmir yolu trafiğe açılana kadar sürecek, en azından bunu söyleyebiliriz. Tabii kar yağışı Bursa'da dün gece saatlerinde başlamıştı. Kentin tamamı beyaz isareti yaşıyor. Şu anlamda beyaza bürünmüş durumda kar yağışı. Öyle ki kent merkezinde bile yer yer 30 santimetrenin üstüne çıktığını gördük. Uludağ yolundaki diğer yollardaki bilgileri verdik. Şimdi gün içinde yaşananlara bakalım. Onun özeti de haberimizde. Bursa son yıllarda eşine az rastlanır yoğunlukta kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı gece saatlerinde başladı. Bursalılar sabah bembeyaz bir kente uyandı. Hem erken başladı hem de kuvvetli. Kent geneli beyaza bürünürken kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santime yaklaştı.
Kimi karda selfie çekmenin derdindeydi. Kimileri ise sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Pet şişeyi şu şekilde kesiyoruz. Kenarlarını bantlıyoruz. Hayvanların boğazını veya herhangi bir yerine kesi izi olmasın diye. Çok sayıda vatandaşsa ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı. Başta çocuklar olmak üzere kar yağışı kimileri içinse eğlence demekti. Bu özlenen karı bekliyorduk açıkçası. Ve biz bu durumdan gayet memnunuz. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman bazı hava muhalefetinden kaynaklı olumsuzluklar da yaşanıyor. Tarihi Erkek Lisesi'nin önünde bulunan asırlık kestane ağacı yoğun kar ve tipi nedeniyle devrildi. 4 araç hasar gördü. Zirvede kar 2,5 metreye yaklaşırken Uludağ yolunda ise yine bildik görüntüler vardı. Zincirimizi takıp öyle çıkacağız. Araba 4 matik ama yine çıkmıyor. Kar yağışı tüm kenti beyaza bürüdü. Uludağ yolunda ise güvenlik önlemleri arttırıldı. Yolda bir sürü araç kaldı. Onlardan dolayı zorlanıyoruz aslında. Jandarma bölgesinden sonra zincirsiz araçların çıkışına izin verilmiyor. Gidebilirsek gideceğiz, akşam döneceğiz. Zincirsiz zaten jandarma da salmıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 132 araç ve 320 personelle sahadaydı. Bir yandan öndeki sistemiyle birlikte karları kürer yolu temizlerken bir yandan da arkasından da tuzları serpiyor. Kent genelinin yanı sıra ekipler yoğun kardan etkilenen dağ yolu ve yaklaşık 100 mahalle yolunun açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Her geçen gün bu araç sayılarında daha da arttırıyoruz. Merkez ve dışındaki 10 ayrı bölgede de şantiyelerimiz ve oradaki tüm ekipmanlarımız da bulunuyor ve tüm bölgelerde kendi hizmetlerini yapıyorlar. Evet, görüntüler gün içinde yaşananları özetledi. Biz tekrar Burak Demirci'ye dönelim. Burak, kar yağışının daha ne kadar sürmesi bekleniyor? Feriçen Ocak, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yapıyorduk yayınımızı az önce. Bilgileri verdik. Buranın kalabalık olduğunu, İzmir istikametine gidemeyen yolcuların bekleyişini sürdürdüğünü söyledik. Şu an terminalin dış cephesindeyiz. Şunu belirtmekte fayda var. Bursa'da kar yağışı devam edecek. Ne zamana kadar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirme toplantısında verdiği verilere göre Perşembe günü de dahil olmak üzere Cuma gününe kadar Bursa'da aralıklarla kar yağışı devam edecek. Yarın daha hafif seyretmesi bekleniyor. Bunu belirtelim. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bir miktar daha etkili olacak. Kent merkezinde daha hafif seyredeceği belirtiliyor. Özellikle pazartesi gününe dikkat çekmek gerekiyor. Pazartesi günü çünkü Bursa'da kar yağışı ara veriyor. Ancak don riski söz konusu. Çünkü gündüz saatlerinde sıcaklıklar -5-6 dereceleri görecek. Akşam saatlerinde -12 dereceye kadar soğuyacak havalar. Ki yarın da pazar gününde akşam saatlerinde -8-9'lar görülecek. Pazartesi kar yağışı ara verdikten sonra salı günü Bursa tekrar kar yağışıyla tanışıyor. Ve bu durum cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek. Özellikle pazartesi günü, yarın geceden itibaren diyelim, kentin yüksek kesimlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtelim. Zira -12-13 dereceler ve yağış yok. Bu da Bursa'da kentin yüksek kesimlerinde don ve buzlanma olaylarının çok ciddi bir biçimde görülebileceği riskini beraberinde getiriyor. Toparlayacak olursak, Bursa'da kar yağışı aralıklarla cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları yükselmiyor. Tam tersi düşecek. Peki Burak Demirci, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Şimdi bir telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Hattımızda bugün İzmir yolunda, Bursa-İzmir yolundaki Karacabey yakınlarında mahsur kalan vatandaşlardan biriyle konuşacağız. Ufuk Tandoğan telefon hattımızda. Ufuk Bey, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Gündüz bir telefon bağlantısı daha yapmıştık sizinle. O zaman şartlar kötüydü ama şu anda yolun açıldığını, tek şeritten verdiğini biliyoruz. Siz de şu an hareket halindesiniz. Şu an hareket halindeyiz ama yaklaşık 2 kilometreyi 2 saatte gidiyoruz. Ha, yavaş yavaş ilerliyor yani. Çok yavaş ilerliyor. Zaten hani biz otobüs içerisindeyiz. Bizden daha kötü durumda olan insanlar da var. Onların yardımını da koşmaya çalışıyoruz ama yani gördüğümüz
normal taksiyle giden aileler var. Rahat etki durumda olan insanlar var. Evet, ekiplerin peki gün içerisinde size herhangi bir yardımı ulaştı mı? Gıda, yakıt? Bana kadar yardım ulaşmadı. Bakın sabah saat 7.30'dan, saat şu an kaç 7.30'dan, 12 saattir. Bursa köy köyüsünden Şinancı Mahalle'ye geldik arkadaşlar. Göl kıyısı mahallesine geldik. Yani yaklaşık 7 kilometre veya 10 kilometre yol gittik 12 saatte. Yani sabah saat kaçtan beri orada mahsur kaldınız? Sabah 7.30'dan bu saate kadar hala aynı yerdeyiz. İstikametiniz İzmir'de değil mi? Tekrar teyit ediyor. Hayır, Bursa'ya doğru gidiyoruz. Ha, özür dilerim, pardon. Zaten İzmir'e gidip istikametler şey olmuyor, kapalı. Sadece Bursa gidişi açık. Evet, evet. Ve arkadaşlarım da yani ben sadece gözlemlemiyorum. Yaklaşık 10-15 kadar arkadaşım var otobüste. Yani ilgilenen insanlara yardımına koşan. Onlar da bir yardım noktası göremiyor. Sadece iki tane karayollarının arabasını gördüklerini söylüyorlar. Bir de yaklaşık bir 15 dakika önce bir tane akut arabası değil mi arkadaşlar? O da arkaya doğru gitti. Ve inanılmaz bir konvoy var. Yani 40-50 kilometrelik bir konvoydan bahsediyoruz. Evet, evet. Ve sağda çekip hani biz şu an hareket halindeyiz ama hareket halinde olamayan insanlardan bahsediyoruz. Şeker hastası olan insanlardan. İki otobüs birbirine girdi, yaralanan insanlardan. Kişinin durumu çok ağır. İşte onu da ambulans, tesadüf mesela ambulansa yardım ederken arasında 4 kilometrelik bir yolu burada sağlık görevlileri yürüyerek yardım edebilmek için, müdahale edebilmek için. Çok yoğun bir tipi yağışı var. Yolda yürüyecek gibi değil. Peki. Ufuk Bey, teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Herhangi bir problem olmadan yolunuza devam edebiliyorsunuz en azından şu anda. Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Balıkesir'den İstanbul'a gitmek üzereyken o bölgede mahsur kalan vatandaşlardan biri. Senar Arslan şu anda telefon attığımızda. Geçmiş olsun efendim. İyi günler abi. İyi günler, geçmiş olsun. Sağ olasın. Bölgeden kurtulmayı başarabildiniz mi? Vallahi henüz pek başaramadık ya. 50 kilometre var Bursa'ya yetişmeye. Şu an yolda kalmışız. Kaza var önümüzde galiba. Saat 12'den, gündüz 12'den beri az susuz. Yani perişanız burada şu an. Ve yakıtımız da neredeyse bitmek üzere. Yani her an bir yere bir saat çekip de durabiliriz. Şimdi sizin aracınızda bir problem oluştu. Yanlış anlamadım değil mi? Nasıl? Aracınız... Yok, araçta hiçbir problem yok. Sadece hani ıssız bir yerde kaldığımız için yani yakıtımız azaldı. Bir de gündüzden beri yani 12'den beri açız, susuzuz. Herhangi bir yardım gelmedi. Herhangi bir gıda yardımı ya da yakıt yardımı ulaşmadı yani. Hatta bir saat önce falan da aramıştım. Geleceğini söylediler ama herhangi bir yardım falan yok. Anladım. Gün içinde nasıl bir tablo vardı? Çünkü büyük bir facia atlatıldı demek mümkün. Yani orada yakıtı evet. Biten araçların evet. O soğuk havalarda evet, evet. Oradaki vatandaşların donma riski söz konusu olmuş olabilirdi. Çevrenizde rahatsızlanan insanlar oldu mu? Yani donma riski gerçekten de olabilir. Çünkü şu anki an buradaki kar fırtınadan yani Allah yardım etsin. Yani bir an önce yardımlarımızı bekliyoruz. Çocuklu aileler çevrenizde bulunuyor muydu o esnalarda? Çocuklu aile düğüne giden iki araç vardı. Arkamızdaydı onlar da. Şu an onları artık göremiyorum. Yani kaldılar mı, döndüler mi bilmiyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet, beklenen kar sadece Bursa'da değil Marmara genelinde de hayatı felç etti. Özellikle mega kent İstanbul'da ulaşım durma noktasına geldi. Önce kar yağışının başladığı saatlere dün akşama dönüyoruz. Kar, tipi dondurucu soğuk. Türkiye'nin doğusunda haftalardır devam eden manzara bu kez Marmara'da gösterdi kendini. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti. Kara hazırlıksız yakalananlar TEM'de mahsur kaldı.
Vallahi saat 7'den beri mahsur kalmışım abi. Vallahi burada sabahlayacağız herhalde. Şu anda sağ olsun arkadaşın teki yemek getirdi, yedik. Sultanbeyli'den saat 5'te çıktık. Dediğimiz yere varamadık daha. Yerleşim birimlerinin yoğun olduğu alanlarda tablo daha da vahimdi. Duran arabalar kalkamıyor. Ekiplerin yetişemedikleri yerlerde vatandaş kendi olanaklarıyla karla mücadele etti. Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolundaki yoğun trafikte ilerleyemeyen ambulanstaki hasta, şans eseri karşı yönden gelen başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye ulaştırıldı. Olumsuz hava koşulları deniz ve hava ulaşımını da etkiledi. Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen'de çok sayıda sefer iptal edildi. Mağdurlardan biri de ünlü sanatçı Bülent Serttaş'tı. Uçağımız rötar verdi. Rötar verdi, 1 saat verdi, 2 saat verdi, 3 saat verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Seferleri iptal olan yabancı turistler Atatürk Havalimanı'nı otele çevirdi. İzmir'de de kar vardı. Beyaz örtüye alışık olmayan İzmirliler şaşkındı. Bu ikinci defadır kar yağışını görüyorum. İlginç, yani ilginç geliyor bize. Kar biz görmedik. Ben de size satarım ne yapayım? Marmara'da yoğun kar yağışı gün içinde de devam etti. Olumsuz hava koşulları özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Marmara genelinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Beylikdüzü'nde bazı dükkanların branda kenarlarında oluşan dev sarkıtlar görenleri şaşkına çevirdi. Tarabya'da ise facianın eşiğinden dönüldü. Karadeniz'den Boğaz'a ilerleyen gemi kar ve tipi nedeniyle kontrolü kaybedip kıyıya sıyırarak geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazanın kralı beyler, kazanın kralı, son saniyeler, son. Benim bilim kurtardılar. İlerleyen saatlerde de İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Hafta sonu yapılan açık öğretim lisesi sınavları ertelenmeyince vatandaş tepki gösterdi. Karda, kışta, tipi de yazıklar değil mi? Yazık değil mi insanlara ya? Bolu-Ankara il sınırında kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu. Uzun araç kuyruklarından oluştuğu yolda sürücüler bir saat beklemek zorunda kaldı. Çanakkale'de de tablo aynıydı. Kar, kent genelinde etkili olurken Gelibolu'daki iç liman buz tuttu. Balıkesir kent merkezinde de ulaşım aksadı. Edirne ve Kocaeli'de de kar yağışı etkili oldu. Sayın seyirciler, Türkiye bugün bir kez daha en zor görevlerinden birini yerine getirdi. Şırnak şehitleri Teğmen Mustafa Yazgan ve uzman çavuş Faruk Yüksel son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için Siirt'te düzenlenen uğurlama töreninde çatışmada yaralanan 4 asker de katıldı. Yaralarına aldırmadılar. Çatışmada şehit düşen silah arkadaşlarına son görev için dimdik durdular. Kardeşim geçmiş olsun. Orada mı kaldı? Şırnak'la Siirt arasında bulunan Gabar Dağı'ndaki çatışmada şehit düşen Teğmen Mustafa Yazgan'la uzman çavuş Faruk Yüksel için Siirt'te tören düzenlendi. Ömürden ben bu kızın faciye nasıl dayanacağım? Bu yavrular nasıl dayanacağım? 29 yaşındaki uzman çavuş Faruk Yüksel iki çocuk babasıydı. Annesi ardından ağıt yaktı. Söyle komutanım, söyle ben ne diyeyim oğluna, ne diyeyim? Yakınları güçlükle ayakta durdu şehitlerin. Silah arkadaşları gözyaşlarına engel olamadı. Şehitler dualarla memleketlerine uğurlandı. 28 yaşındaki Teğmen Mustafa Yazgan bekardı. 3 erkek, 1 kız kardeşi vardı. Şehit Teğmen için Gaziantep'te tören düzenlendi. Şehit Teğmen Mustafa Yazgan asri mezarlıkta defnedildi. Uzman çavuş Faruk Yüksel için Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen törende şehidin eşi Gülbahar Yüksel güçlükle ayakta durdu. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.
çekerek mezarlığında defnedilen şehit ardında iki çocuğunu bıraktı. 5 yaşındaki Yiğit Murat'la 2 yaşındaki Eylül Naz'a babalarının şehit olduğu söylenemedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi de sürüyor. Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 hedef imha edildi. F-16 ve F-4 savaş uçakları dün akşam 18.58-19.55 saatleri arasında anlık istihbarat üzerine Kuzey Irak hava harekatı düzenledi. Kandil bölgesinde içinde teröristlerin de bulunduğu sığınak, barınak, silah deposu ve savunma mevzilerinden oluşan 11 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın görüntülerini de yayımladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek terör örgütü artık kendi ininde dahi barınamaz, korku içinde ne zaman imha edileceğini bekler hale gelmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde ağır kış şartlarına bakılmaksızın gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü çaresiz ve ne yapacağını bilemez bir duruma sokulmuştur ifadeleri kullanıldı. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ise teröristler polis kontrol noktasına el yapımı patlayıcıyla saldırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken bölgede operasyon başlatıldı. Türkiye bugün İzmir şehitlerine de son görevini yerine getirdi. İzmir'deki terör saldırısı ve çatışmada şehit olan polis Fethi Sekin Elazığ'da, şehit Mübaşir Musa Can İzmir'de toprağa verildi. Her iki şehit de ardında 3 evlat bıraktı. Üniformasıyla uğurladıkları babalarını albayrak sarılı naaşıyla karşıladılar. İzmir'deki saldırıda şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, Elazığ'daki baba ocağına getirildiğinde yürekler dağlandı. Şehit için Baskil ilçesinde düzenlenen törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'yla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Binlerce Elazığlı'nın katıldığı törende şehidin kız kardeşi Mehmet Akif'in dizeleriyle uğurladı ağabeyini. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber! Sana avucunu açmış bekliyor peygamber! İlçe girişinde ve belediye meydanında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Şehit polis Fethi Sekin, Doğancık köyü mezarlığında 2 ay önce vefat eden annesinin yanı başında defnedildi. 48 yaşındaki Musa Can tekel işçisiydi. Tekel kapatılınca İzmir Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışmaya başlamıştı. 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne evrak götürürken silah seslerini duydu. Camdan bakarken başına kurşun isabet etti. Şehit mübaşirin de 3 evladı kaldı geride. Emine, Başak ve Emrah. Emrah Can, göçmen kaçakçılığı suçundan tutukluydu. Adliyedeki törene özel izinle katılmıştı. Akşam saatlerinde tahliye haberi geldi. Allahu ekber. İzmir Karabağlar Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törende kızları üşümesin diye tabutunun üstünü örttü şehit canın. Beraberliğimizi Cenab-ı Allah bozmasın kardeşlerim. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile adliye personeli de katıldı cenaze törenine. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Şehit Mübaşir Musa Can Uzundere mezarlığında toprağa verildi. İzmir'de trafik polisi Fethi Sekin'le mübaşir Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıyla ilgili soruşturma da sürüyor. 3 savcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerden 5'i adliye çalışanı. 18 gözaltı yapılmıştır ve saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. İzmir'de bir polis memuruyla bir mübaşirin şehit olduğu terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin PKK'nın dağ kadrosundan oldukları tespit edildi. Elde ettiğimiz bütün bilgiler eylemi gerçekleştirme talimatını veren terör örgütünün bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan teröristlerin Suriye'den Mardin'e 28 Aralık'ta da İzmir'e geldikleri öğrenildi. Bornova'dan ev kiralayan teröristler saldırıda kullandıkları iki aracı 30 Aralık'ta yurt dışından gelen birinin adına satın aldı.
Otomobillerin ruhsat sahibi olan şahsın 1 Ocak'ta Hakkari Esenler'e sınır kapısından İran'a kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin sınırdaki görüntüsü kameralara yansıdı. Saldırıda kullanılan bombanın İzmir'de hazırlanarak araca yüklendiği tespit edilirken, amonyum nitrat kullanarak hazırlanan 150 kilogramlık patlayıcının etkisini arttırmak için bagajdaki LPG tankının yanına yerleştirildiği ortaya çıktı. Leyla, çantada bak, bomba olabilir bak. Dikkat edin. Gözaltındaki 18 şüphelinin sorguları sürerken 9 şüphelinin teröristlerle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 5'i ise adliye çalışanı. Avukat ve ailelerine görüşmelerine izin verilmemektedir. Bu yolla arkadaşlarımız adeta saldırının sorumlularıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Teröristler saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmayı planladıkları otomobille bir istasyondan yakıt alırken kameralara yansıdı. Görüntülerdeki Manisa plakalı araç adliye yakınlarındaki ara sokakta terk edilmiş halde bulunmuştu. Fünyeyle patlatılan otomobilin anahtarı da ölü ele geçirilen teröristlerden birinin cebinde bulundu. Aynı istasyona ait kamera bombalı aracı da adliye giderken seyir halinde görüntüledi. Saldırıya ilişkin bir başka görüntü ise patlamanın hemen ardından çatışma sürerken bir iş yerinden çekilmiş. Dur polis var. Yıldır bırakma polise yardım edin. Ambulans çağıralım. Telefonumu ver. Ambulanslar, ambulanslar, ambulanslar. Bursa'da yaşanan kar esaretine bakacağız şimdi. Zira bölgede yani Bursa-İzmir yolunun Karacabey yakınlarında bölgede mahsur kalan vatandaşlardan biriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Filiz Pelevan telefon attığımızda. Filiz Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim bölgede misiniz hala? Mahsur oradaki vatandaşların mağduriyeti devam ediyor mu? Evet biz Denizli'den Bursa'ya geliyorum ben ve 24 saattir yoldayım. Hala yani kilit ve devam edemiyoruz. Yani şu anda trafiğe açılan tek şerit olduğu söylenmişti bölgede. Bazı öyle. Araçların buradan devam ettiği, tekrar yollarına devam etmeye çalıştığı bilgisi geldi. Şu anda yine mi kapandı o bölge? Aynen, tek şerit açılmıştı. Yine şu an kapalı olduğu için devam edemiyoruz. Yolcu otobüsündesiniz şu anda. Diğer yolcularda durum nedir? Vallahi yaşlılar var. Yani herkes sabahtan beri sıkıldı artık. Onun için... Yani ihtiyaçları da karşılanmıyor. Çünkü yol ortasında olduğum için. Yani yiyecek içecek probleminiz var sanıyorum hala. Tabii ki de. Ya içme suyu ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Gerekli stok var mıydı onu otobüste? Onu otobüsten karşılayabiliyoruz. Yani yiyecek içecek yine az çok karşılanabiliyor ama yani tam olarak değil. Tekrar teyit etmek için soruyorum. Bölgede herhangi bir ekip var mı? Hayır. Şu anda yolu tekrar açmaya çalışan herhangi bir karayolu ekibi ya da AFAD ekibi size yardımda bulunabilecek herhangi bir gıda temin edebilecek bir ekip yok mu? Şu anlık öyle bir şey göremiyoruz. Çünkü sabahtan beri yoldayız öyle bir şey yok yani. Anladım. Tabii kuşkusuz çok zor saatler bunlar. Otobüs içerisinden... Ya da çevrenizde gün içerisinde rahatsızlanan kimseler oldu mu? Olmadı. Yani herhangi bir sağlık problemi yaşayan, bununla ilgili bir ihtiyaç duyan? Yok yok, öyle bir sıkıntı olmadı. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun efendim. Evet, gelişmeler oldukça biz tekrar bu Bursa'da yaşanan kar esaretine, Bursa-İzmir yolunda Karacabey yakınlarında yaşanan, Ulaabat Gölü çevresinde yaşanan kar esaretiyle ilgili bilgileri aktarmayı süreceğiz, olursa bağlantılar şeklinde. Ama şimdi İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ile ilgili soruşturmayla devam ediyoruz. Soruşturmada yeni gelişme var. Zira gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişi savcılıkça serbest bırakılırken 10 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 12 şüpheliden 10'unu tutuklarken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta düzenlenen 2 ayrı saldırıda
39'u polis, 47 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda çoğu polis, 285 kişi de yaralanmıştı. Büyükelçi suikasti soruşturmasında da tutuklama kararları geldi. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'la bağlantısı olduğu iddiasıyla 4'ü polis, 6 kişi tutuklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'u öldürdükten sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'ndaki bağlantılarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Okulun emekli teknisyen yardımcısı olan ve polis adaylarına abilik yaptığı iddia edilen Süleyman Ergen ve yeğeni Nurullah İçözle, saldırgan Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polis, FETÖ bağlantısı suçlamasıyla tutuklandı. 4 polisin sulh ceza hakimliğindeki sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 46. şehidi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Assubay Selçuk Erdoğan Amasya'da toprağa verildi. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Elbap Operasyonu'nda 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan ve hastanede şehit olan Assubay Üsçavuş Selçuk Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Assubay için ilk tören Gaziantep Havalimanı'nda yapıldı. Törene Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı da katıldı. Törenin ardından şehidin naaşı Amasya'nın Merzifon ilçesine uğurlandı. Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. 33 yaşındaki şehit için Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Şehit Assubay binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Merzifon şehitliğinde toprağa verildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 137. gününde Suriye'den acı haber geldi. Terör örgütü IŞİD'in Elbap'ta düzenlediği saldırıda bir assubay şehit oldu. Elbap'a yönelik operasyonlar devam ederken terör örgütü IŞİD'in saldırısında assubay çavuş Osman Açıkgöz şehit oldu. Sınır hattına getirilen şehidin naaşı askeri helikopterle Gaziantep Adli Tıp Morgu'na sevk edilirken Kahramanmaraş'taki evine de acı haber ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Açıkgöz yarın toprağa verilecek. Harekatın 137. gününde IŞİD'e ait 156 hedef karadan atışlarla 12 hedef de savaş uçakları tarafından vuruldu. Barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçların imha edildiği harekatta 2 adet de drone düşürüldü. Operasyonda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda yaralanan 15 muhalif de Kilis'te tedavi altına alındı. Türk savaş uçaklarının gün içinde düzenlediği ikinci harekatta 35 hedef imha edilirken 37 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'den de bir saldırı haberi geldi. Halep'in Aziz ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetti. Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezinde yer alan yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti. Saldırı bölgesinde büyük tahribat oluşurken saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Yaralı 53 Suriyeli de Kilis'in Öncüpınar sınır kapısına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin öldüğü, durumu ağır olan 5 kişinin de Gaziantep'e gönderildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefe ulaşana kadar devam edeceği mesajını verdi. Şanlıurfa'da konuşan Erdoğan, "Tabii ki her başarının bir bedeli vardır," dedi ve ekledi. "Belki bir şehit veriyoruz ama karşı taraftan 15 alıyoruz." Canımız yanıyor. Ama Allah razı olsun. Şu anda bakın Suriye'de 1'e 10 gidiyoruz. Belki bir şehit veriyoruz ama
karşı taraftan da 10 alıyoruz, 15 alıyoruz. Bedelini de onlara ağır ödetiyoruz. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatının süreceğini söyledi. Ha, bu tür ciddi manada büyük şehirlerde şurada burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Tabii ki her başarının bir bedeli vardır. Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Erdoğan, Washington'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Bir general Amerikalı açıklama yapıyor. DAEŞ'i biz kurduk diyor. Ben söylemiyorum, Amerikalı general söylüyor. İşte PYD, işte YPG. Ya bunların arkasında kim var? Bunlara silahları kimler veriyor? Ve bunların hepsini de tescilli olarak muhataplarıma söyledim. Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili de önemli açıklamalar geldi. Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında. Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra bunları vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var. Mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan istihbarat çağrısını da yineledi. Mahallenize, köyünüze böyle garip tipler geldiği zaman bunu hemen güvenlik teşkilatlarımıza bildireceksiniz. Bazıları olaylar karşısındaki tavrını teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız lazım, bildirmemiz lazım. Cumhurbaşkanının gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Ve hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var. Aleyhte propagandalar yapıldığı halde. Muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum. Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta işler yoluna girdiğinde başlık üssü konusunda gerekenin yapılacağını söyledi. Merakla beklenen Bağdat ziyaretini bugün gerçekleştiren Yıldırım, başka bir keyfiyet değil ihtiyaçtan doğmuştur dedi. Yıldırım, Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için de işbirliği yapılacağını açıkladı. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. İşler yoluna girdiğinde gereken neyse o da yapılacak. Bu kadar açık ve net. Başbakan Binali Yıldırım, aylar süren Başika krizinin ardından İran başkenti Bağdat'taydı. Yıldırım'ı Bağdat Havaalanı'nda Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Hani El-Cenabi karşıladı. Yıldırım için Başbakanlık Sarayı'nda Iraklı mevkidaşı Haydar El İbadi tarafından resmi karşılama töreni düzenlendi. Yaklaşık bir saat baş başa görüşen iki başbakan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına da başkanlık etti. Yıldırım ve İbadi, toplantının ardından kameraların karşısındaydı. Başbakan Yıldırım, Iraklı mevkidaşının geçtiğimiz günlerde yaptığı PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye zarar vermesine izin vermeyeceğiz şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber ve birlikte neleri yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor. Görüşmenin gündeminde Başika'daki Türk askeri varlığı da vardı. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ve görüyoruz ki DAEŞ'ten bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe kat edilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız. Yıldırım, Sincar'daki PKK unsurlarının temizleneceğini de söyledi. Peşmerge ve Irak merkezi güçlerinin Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır.
Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdit bize oluşturmaktadır. Sadece Sincar değil, bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini de sürdüreceğiz. Irak Başbakanı ise Musul operasyonunda son aşamaya gelindiğini belirterek, Musul kurtarıldıktan sonra inşallah Türkiye ile petrol boru hattı açacağız. Bu da iki ülke arasında anlaşmalara dayanacak dedi. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, Irak, Türkiye'nin Başıka'dan çekilmesini isterken, Başıka'nın Irak kampı olduğu vurgulandı. Bildiride, iki ülke topraklarında terör örgütü barındırılmayacağı da kaydedildi. Başbakan Yıldırım, Bağdat'ın ardından Erbil'de de temaslarda bulunacak. Şimdi Bursa-İzmir yolundaki kar esaretine göz atacağız. Buradaki son durumu tekrar öğreneceğiz. Olay yerinde bulunan bir mağdurdan birebir öğreneceğiz bunu. İzmir'den Balıkesir'e giden Serkan Günay telefon attığımızda. Serkan Bey geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Serkan Bey şu anda hareket halinde misiniz? Hala orada bir mahsurluk durumu var mı? Aynen, mahsurluk devam ediyor. Hiç hareketlenme yok. Aynı. Alo, duyabiliyorsunuz. Duyabiliyorum, siz beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz rahatlıkla. Efendim, saat kaçtan beri orada mahsursunuz? Ya, dün biz İzmir'den yola çıktık. Balıkesir'de evet. Gece 11-12 civarı yol kapanmıştı. Otele geçtik. Sabah 10'da yola çıktık. Aşağı yukarı 7,5 saattir olduğumuz yerde bulunuyoruz. Hiçbir yardım veya yol açılması gibi bir durum söz konusu değil. Yani dün de aslında bir mağduriyet yaşadınız Balıkesir bölgesinde, öyle mi? Dünden beri aynı şekilde yollar kapalı. Herhangi bir yardım veya ulaşım veya yol açılması gibi bir durum söz konusu değil. Aksine yolun karşı tarafında trafik yok. Orada yol açılması söz konusu ama bizim tarafta herhangi bir çalışma veya bir ilerleme yok. O yüzden... Peki şu anda ihtiyaçlarınız ne durumda? Yani kuşkusuz yakıta ihtiyacınız var. En önemlisi içecek suya ve gıdaya ihtiyacınız var. Hiçbir şey ulaştırılmadı bize. Alabileceğimiz bir yerde yok. Yakıtımız da az kaldı. Hani Allah sonumuzu ayretsin. Peki gün içerisinde bu konularda, yani temel ihtiyaçlarınız konusunda herhangi bir yardımda bulunuldu mu siz ekipler tarafından? Yardım maalesef herhangi bir yardım gelmedi. Yani 155'i polisi aradık. Onlar 159 karayolları arayın dediler. 159'u arıyoruz sabahtan beri. Telefon sürekli meşgul veya cevap verilmiyor. Kimseye ulaşamadık. O yüzden size ulaşmaya çalıştık. Evet, evet. Yetkililere sesimizi duyurursanız burada aşağı yukarı 50 kilometrelik bir konvoy oluşmuş bulunmakta. Bir sürü insan mağdur durumda yani. Ya kuşkusuz tüm Bursa'nın, hatta Türkiye'nin büyük bir bölümünün gözünün çevrildiği bir nokta oldu gün içerisinde. Yaklaşık olarak 1500 ila 2000 araçtan bahsedildik. Yaklaşık 40 kilometrelik bir konvoy oluştuğundan bahsedildi bölgede. Dolayısıyla evet. Burada hemen bir müdahale söz konusu olması gerekiyor. İnsanlar çünkü saatlerdir bölgede mahsur kalmış durumdalar. Şu anda siz de bize yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Peki gün içerisinde herhangi bir sağlık problemi çevrenizde ya da sizde ya da bir arkadaşınızda herhangi bir şey yaşandı mı? Bu anlamda tedavi imkanı nasıl gerçekleşecek? Valla bizde oluşmadı, kimse de görmedik ama bir ambulans aracı gördük yani. Bir tarafa doğru gidiyordu ama hani hasta var mıydı veya birine mi ulaşmaya çalışıyordular bilmiyorum yani. Onu gördük yani. Tekrar teyit etmek için soruyorum. Herhangi bir çalışma, ekip, karayollar ekibi var mı? Bizim tarafta yok. Yolun diğer tarafında trafik kesinlikle yok. Hiçbir araç yok. Orada yol açılmaya çalışılıyor. Bizim tarafta herhangi bir durum söz konusu değil. Yani bizim tarafta bir çalışma yok. Şimdi Serkan Bey, doğru anladım mı diye soruyorum. Yani sizin bulunduğunuz şeritten karşı tarafa geçiş imkanı sağlanmaya mı çalışılıyor? Yok, öyle bir durum yok yani. Veya bir varsa da biz göremiyoruz. Hani karşı tarafta kesinlikle trafik yok, hiçbir araç yok. O tarafta kar küreme çalışmaları devam ediyor ama bizim tarafta herhangi bir şey yok. Yani bu bunca saattir bizim 2 veya 3 kilometre bir ilerlememiz söz konusu. Onun dışında herhangi hiçbir şey çalışma ben göremedim. Bilmiyorum. Peki efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, yayınımızı aktardığınız için.
Olağanüstü hal kapsamında 3 yeni kanun hükmünde kararname daha çıkarıldı. Kararname ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı olmak üzere 8 bini aşkın devlet memurunun kamuyla ilişiği kesildi. Kararnamelerle polise sosyal medyayı denetleme yetkisi verilirken yayın durdurma cezaları ile ilgili de düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan bakanlar kurulunun ardından 3 yeni OHAL kararnamesi daha çıkarıldı. 679 sayılı kararnameyle çok sayıda kişinin kamuyla ilişiği kesildi. 53'ü emniyet müdürü olmak üzere 2687 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi. Kara kuvvetlerinden 435, deniz kuvvetlerinden 160, hava kuvvetlerinden 168 olmak üzere 763 askeri personel ordudan atıldı. Çok sayıda bakanlıktan yaklaşık 4000 personelin kamuyla ilişiği kesilirken, üniversitelerden 631 akademisyen olmak üzere 786 personel ihraç edildi. 283 memur da göreve iade edildi. 20 ilde 83 dernek kapatıldı. 7 derneğin kapatma kararı iptal edildi. Kapatılan 11 yerel gazetede yeniden yayınlanabilecek. 680 sayılı kararnameyle araç tescil hizmetleri bundan böyle emniyet yerine noterlerde yapılacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı personel, ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevlendirilebilecek. Kararnameyle yayın kısıtlamalarına uymayanlara yayın durdurma cezası geliyor. Kısıtlamalara uymayan programların yayını bir gün durdurulacak. Yasağın ihlali halinde kuruluşun yayınları 5 güne kadar, ikinci tekrarda 15 güne kadar durdurulacak. Üçüncü tekrarda ise yayın lisansının iptaline karar verilecek. Sosyal medyayı bundan böyle polis denetleyecek. Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşabilecek ve sanal ortamda araştırma yapabilecek. Hakkında soruşturma yürütülen ve yurt dışında bulunanlara yurda dön çağrısı yapılacak. İlana rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyenler vatandaşlıktan çıkarılabilecek. Uzman jandarmaların assubaylığa geçirilmesiyle ilgili yaş sınırı 28'den 31'e çıkarıldı. Korucular tekrar göreve çağrılabilecek, operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilecek. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak. Terör ya da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde el konulan silahlar güvenlik güçlerince kullanılabilecek. 681 sayılı kararnameye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general amiral kadroları Genelkurmay'ın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek. Asteğmenli albay arasında rütbe terfileri ilgisine göre İçişleri Bakanı veya Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılacak. Kuvvet komutanlarının görev süresi üçlü kararnameyle birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilecek. Sevgili izleyenler, Bursa'da kar yağışı hala devam ediyor. Bursa-İzmir yolunda Karaca ve yakınlarında Çingençeşme civarında yaşanan mağduriyet de hala devam ediyor. Biz şimdi şehir merkezinde durum ne, ona bakacağız. Burak Demirci var karşımızda. Burak, nedir son durum şehir merkezinde? Serçen Ocak, Bursa kent merkezinde kar yağışı etkisini azaltmakla birlikte aralıklarla devam ediyor. Bunu belirtelim. Gün içerisinde yaptığımız yayınlarda Bursa kent merkezinde dün akşam saatlerinden beraber etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışıyla kent merkezinde dahi kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yerler oldu. Civarında olduğunu söyleyelim. Tabii bir yandan da Bursa'da kar yağışının devam edeceğini söylemekte fayda var. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bursa'da cuma gününe kadar kar yağışı aralıklarla etkili olmayı sürdürecek. Yarın kent merkezinde biraz daha hafif seyretmesi, kentin yüksek kesimlerinde özellikle daha etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü bir mola veriyor kar yağışı, ancak bu kez de hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde 12 derecelere kadar düşmesiyle bir don riski söz konusu ve salı gününden itibaren Bursa'da kar yağışı tekrar başlayacak son değerlendirmeye göre ve cuma gününe kadar devam edecek, perşembe akşamına kadar daha doğrusu kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kent merkeziyle ilgili bir gözlemimizi aktarmakta fayda var. Özellikle bugün Bursa kent merkezinde araç sayısının oldukça az olduğunu hem meteorolojinin hem Bursa Valiliği'nin
hem de bizlerin haber bültenlerinde yaptığımız uyarılarının en azından kent merkezi için bir nebze karşılık bulduğunu ve araç sayısının az olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kent merkezinde çok sayıda yaya vatandaş da görüyoruz. Bu da bir anlamda aslında buna bir kanıt olarak gösterilebilir. Vatandaşlar bugün daha çok toplu taşıma araçlarını kullandılar kent merkezine ulaşmak için, buradaki işlerini halletmek için ve şu anda da toplu taşıma araçlarına doğru gidiyorlar pek çoğu. Yani bu da Bursa kent merkezinde en azından bugün araç sayısının daha az olduğu, vatandaşların uyarıları dikkate aldığı ve şehire toplu taşıma araçlarıyla geldiğini gösteriyor. Toparlayacak olursak bültenimizde tek tek yer veriyoruz. İzmir yolundaki mağduriyet devam ediyor. Bursa'yı çevrelere bağlayan diğer şehirler arası yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Bursa'da kar yağışı cuma gününe kadar aralıklarla devam edecektir. Sevgili izleyenler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın tepki gösterdiği ihanet söyleminden geri adım atmadı. Anayasa değişikliği teklifine evet demenin vatana ihanet olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, OHAL kararnameleriyle de demokrasiye ihanet edildiğini söyledi. 15 yıllık hükümet, iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmiştir. Efendim üst akıl var, bunları o yapıyor. Sen hükümet değil misin ya? Sen de üst aklı boz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarını Ankara'da topladı. Gündeminde OHAL kararnameleri vardı. Terörle mücadele ediyorum diyerek terör dışı konuları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev alanına girilerek olağanüstü kararnameyle düzenliyorsa o demokrasiye ihanet ediyor demektir. Sözü pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine başlanacak olan anayasa değişikliği teklifine getiren Kılıçdaroğlu, başbakana seslendi. Cumhurbaşkanına tek başına hiçbir gerekçe göstermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih etme yetkisini veriyorlar. Ben buna evet diyenler vatana ihanet ediyor derken bunu kastediyorum. Sevgili Binali Yıldırım, bunu kastediyorum. CHP liderine göre teklif Suriye Anayasası'yla büyük benzerlik taşıyor. Suriye modeli. Esad'ın anayasasını aldılar, tercüme ettiler, koydular buraya. Böyle bir anayasayı bu millet kabul eder mi? Böyle bir anayasaya evet demek parlamentoya ihanet etmek değil midir? Demokrasiye ihanet etmek değil midir? Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun sorularına yazılı yanıt verdi. Özel, 2014 yılında kendisine bir isim listesi ulaştığını ancak yapılan incelemelerde somut delil bulunamadığını söyledi. 2014 yılında paralel yapıyla ilgili isim bazında bir liste geldi. Ancak somut delil bulunamadı. Bu ifadeler Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Necdet Özel'e ait. Özel, 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun sorularına yazılı yanıt verdi. 2014 yılı içinde zaman zaman FETÖ olarak değil, paralel yapıyla iltisaklı olabilecekleri belirtilen, ancak sadece isim bazında liste verildiği karargahım tarafından bana arz edilmiştir. Bu isimler işlem yapılabilmesi için ilgili komutanlıklara idari soruşturma yapılması için gönderilmiştir. Ayrıca Genelkurmay Askeri Savcılığına da adli soruşturma emri verilmiştir. Görevli savcılar soruşturmada somut bir delil veya kuvvetli şüphe oluşturacak tespitler yapamadıklarını bana söylemişlerdir. Özel, görev yaptığı dönemde paralel yapıyla kararlı bir mücadele yürütüldüğünü anlattı. Tamamlanan idari soruşturmalarda mevcut bilgiler ışığında ilgili personel hakkında yasal bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığı değerlendirilmiştir. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle iddiaların takipçisi olunması gerektiği hususunu komutan arkadaşlarımla paylaştım. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O gece Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı Nizamiyesi'nde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tarih 15 Temmuz 2016. Yer Malatya 2. Ordu Komutanlığı Nizamiyesi. Darbe girişimi başladığı andan itibaren askerlerin rutin nöbet yerine mevzilerde atış pozisyonunda dışarıya doğru hedef aldıkları görülüyor. Güvenlik kamerası açısının kontrol merkezinden sık sık değiştirildiği belirlenen görüntülere önlem alan polislerin yüzlerinin ve çevrenin yakınlaştırılarak görüntülendiği yansıdı.
Görüntülerde vatandaşların tepki amacıyla Nizami önüne geldiği, polis ve bazı vatandaşların sık sık Nizami'ye girişinde askerlerle konuştuğu görülüyor. Malatya Valisi Mustafa Toprağ'ın saat 03 sıralarında Nizamiye kapısına girişinin de yansıdığı görüntülerde valinin kapıdaki askerlerle konuşması ve darbeci askerlerin silahlarının kurba kolunu çekmesi de yer alıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin saat 04 sıralarında yolu kapatması üzerine darbeci askerler ateş ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Nizamiye'deki mevzilerde askerlerin ateş açması sonucu çatışmaların sürdüğü görülüyor. Görüntülere, iş makinelerinin Nizamiye kapısına getirilerek tüm giriş ve çıkışların kapatılmasıyla girişime tepki üzerine gelen vatandaşlara ateş açılması da yansıyor. Bursa'da çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı 15 Temmuz davasından tahliye kararları geldi. Sanıklardan 11'i serbest bırakıldı. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmalarını yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşma sonunda 36 tutuklu sanıktan 11'inin tahliyesine karar verildi. Sanıklar hakkında darbe girişimi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yenişehir'deki FETÖ operasyonunda ise Baylok kullandığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların örgütün ilçe yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları öne sürüldü. Bursa'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişi terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde terör paniği yaşandı. Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda etrafa ateş açan saldırgan 5 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın eski bir asker olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Florida'dan gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı bir saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken havaalanından tahliye edilen yolcular büyük panik yaşadı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayın terör saldırısı olmadığı henüz netlik kazanmazken, Amerikan medyası 26 yaşındaki saldırganın adının Esteban Santiago olduğunu ve üzerinden askeri kimlik çıktığını duyurdu. Amerikan ordusunda görevli eski bir asker olduğu belirtilen saldırganın Irak'ta da bulunduğu, Alaska'dan geldiği kaydedilen Florida'da bagaj alımı sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Dört terminali bulunan havaalanında günde 73 bin yolcuya hizmet veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım seçimlerinin galibi olan Donald Trump'ın başkanlığı resmen ilan edildi. Cumhuriyetçi aday Trump, 302 seçici delegenin oyuyla yeni Amerikan başkanı oldu. Trump 20 Ocak'ta göreve başlamaya hazırlanırken, ilk siyahi First Lady Michelle Obama da Beyaz Saray'daki son konuşmasını yaptı. Milyarder iş adamı Donald Trump artık resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Amerikan Kongresi seçici kurul üyelerinin 19 Aralık'ta kullandıkları oyların sayımı için toplandı. Başkan yardımcısı Joe Biden başkanlığındaki toplantıda seçici kurul üyelerinin başkan ve başkan yardımcısı adayları için Aralık ayında kullandıkları oylar sayıldı. Trump'ın 304, Demokrat aday Hillary Clinton'ın 227 delegenin desteğini kazandığı açıklandı.
Oturum demokratların itirazlarına da sahne oldu. Ancak Joe Biden artık bu iş bitti sözüyle Trump'ın başkanlığını resmen ilan etti. Biden, PBS'e verdiği mülakatta ise Trump'ın Twitter mesajlarını eleştirdi. Büyü artık Donald, büyü. Yetişkin olmanın zamanı geldi. Sen başkansın. Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi Barack Obama'dan devralmaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi First Lady'si Michelle Obama, Beyaz Saray'daki son konuşmasını yaptı. 2017'nin okul danışmanları konulu etkinlikte konuşan Michelle Obama, bir hayli duygusaldı. First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır. Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si Melania Trump olacak. Olayın haberi burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.